Bokri dokunamıyor son anda. Orta göğsünü alan Tanju dakika 6 ve topu ağlara gönderiyor. Maçın 6. dakikasında Tanju'nun golüyle Galatasaray Fenerbahçe önünde 1-0 üstün duruma geliyor. Gol başka açıdan görüntüde. Rıdvan'dan kurtuluyor. Daha sonra İsmail hareketi ve Erman Toroğlu bu pozisyonun sonrasında kırmızı kartı gösteriyor. Fenerbahçe kalesinde daha büyük tehlike yaratıyor. İşte serbest vuruş, Tanju'nun vuruşunda top. Bu pozisyonda kale arkasındaki kameradan görüntüde. 36. dakika köşe vuruşuna kafayı vuran Erdal top ağlara gidiyor ama Erman Toroğlu golü ağlara giden topu gol olarak değerlendirmiyor faul gerekçesiyle. Çeşitli açılardan bu pozisyon görüntüde. Erman Toroğlu'nun çıkarmış olduğu 7 sarı karttan biri bu pozisyonda Şenol'a. Nefis bir pas Sercan. Hayretinden sıyrılıyor. Daha sonra yerde sürüldüğü pozisyon tekrar görüntüde. Ve Yakolçeviç 48. dakikada beraberliği sağlayan oyuncu. Şimdi Galatasaray 1, Fenerbahçe 1. Oğuz topa son anda vuramıyor. Libero Yakolçeviç de ön tarafa çıkıyor. Kaleci Hayrettin. Rotaryu. 75. dakika. Fener savunmasını geçiyor. Ortasını yapıyor. Tanju yükseliyor ve topu ağlara gönderiyor. Tanju'nun ve Galatasaray'ın ikinci golü. Dakika 75. Rotaryu'nun golde payı büyük. Tanju zamanlamayı iyi yapıyor. Schumacher'in ağlarında ikinci Galatasaray golü. 2. dakika. Bu sefer Hasan yapmış olduğu hareketin sonrasında Erman Toroğlu'dan kırmızı kartı görüyor. Karşılaşmada ikinci kırmızı kart. Maç 2-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve maç sonrası sevinçler ve üzüntüler bir arada. Benim için en güzel gün bu. Fenerbahçe yeniyorsun, daha ne istiyorsunuz?